Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Burak Yetiş. Bugün sizlerle birlikte SolidWorks temel seviye katı modelleme teknikleri serimizin 13. modelini modelleyeceğiz. Ekranda görmüş olduğunuz bu modeli bugün sizlerle birlikte modellemeye çalışacağım. Arkadaşlar bu kokteyl bardağının birebir aynısını modellemeyeceğiz. Çünkü her ölçüsünü vermemiş. Sadece max genişliğini, ağız çapını ve taban çapını bir de yüksekliğini vermiş. Biz yine buna benzetmeye çalışacağız ama ben buna çok benzetmek istemiyorum. Şu eğri kısmı, eğriselliği kendi kafama göre oynamak istiyorum. Dilerseniz hemen modellemeye başlayalım. Yeni bir çalışma sayfası açalım. Şimdi arkadaşlar burada hangi katı modelleme tekniği kullanacağımız önemli. Biz burada döndürerek katı oluşturma tekniğini kullanacağız. Şimdi bunu kullanacağımız için de burada skeci hangi düzleme attığımızın çok bir önemi yok işin açığı. Ama ben genelde hep ön düzlemden başlayarak sketch açacağım için burada da bir ön düzlemden sketch açıyorum ve ardından yapmam gereken şey bu görmüş olduğunuz bardağın yarısını kontur olarak çizmek. Yani yarısı dediğim, bardağı ortadan ikiye bıçakla kestiğimizi hayal edelim. Karşımıza aldığımızdaki görüntüsünü çizeceğiz ve ardından katılama yapacağız. İsterseniz hemen bu bıçak çizgisini kendimiz şu şekilde çizelim ve ölçülendirelim. Bardağın yüksekliği kadar. Bakın burada yüksekliğini vermiş 213 mm olarak. Biz de onu buradaki kesit çizgisi olarak göstereceğiz. 213 mm ölçülendirdik. Şimdi, daha sonrasında ne yapacağım? Daha sonrasında burada bakın ağız çapını vermiş 76 milim. Şuradan en tepe noktasından düz bir çizgi çekeceğim ve yarısını çizeceğim dediğim için 76 bölü 2 38 yapar. Bu şekilde ölçülendireceğim. Sonrasında ne yapacağım? İsterseniz burada yay komutunu kullanabilirsiniz. İsterseniz spline, yani çoklu çizgi komutunu da kullanabilirsiniz. Ama ben burada yay komutunu kullanmak istiyorum. Niçin? Benim daha çok işime yarayacak. Şu şekilde bardağın ağzını radüslü bir şekilde çizeceğim. Ve sonrasında ne yapacağım? Yine bir 3 nokta yay komutunu alarak şu şekilde bardağın genişlik kısmını vererek, bakın şey yapacağım. Ama buraya bir tane point atayıp ölçülendirmemiz lazım. Bu pointi şu çizgiyle, yani max genişliği vermek adına. Ne kadardı max genişliğimiz? 96 milimdi. O 96 milimin yarısını burada vermem lazım. 48 milim yapar o da. Şu şekilde ölçülendirdim. Sonrasında hemen tuttum. Şu iki çizgiye teğetlik ilişkisi verdim. Bakın şu şekilde. Sonra bakın burada 213 milim demiş ama bu bardağın bel kısmı diyeyim artık şu kısmına, yani bardağı kavradığımız yerde belli bir oranda eğiklik var. Bakın şu şekilde. O eğikliği de vermem lazım. Bunu nasıl verebilirim? Şu şekilde çizgiyi oynayarak verebilirim ama bu sefer de bakın yukarıdaki çizgi oynayacak. Yani şu yay oynayacak. Bu yayın oynamasını çok istemiyorum. O yüzden yine bir 3 nokta yay komutuna kullanarak şu yukarıdaki yaya teğet olacak şekilde mini bir yay çizeceğim. Şu şekilde. Ve eğriselliği bu şekilde vereceğim. Spline kullanarak da aynı şeyi yapabilirdik ama ben biraz daha işin uzun yoluna kaçıyorum burada. Üzerinde oynama yapabilmek adına. Şu şekilde. Sonrasında ne yapacağım? Peki bu bardağın bu kısmını hani oluşturduk. Şöyle oluşturacağız hatta. Ağzını biraz daha bu tarafa doğru yakınlaştıracağım. Şu şekilde. Tamam. Biz bu bardağın şu noktayı da aşağı doğru çekmem lazım. Şu şekilde. Daha biraz yukarı çekelim. Ki şu yayı oynayabilelim. Yayı da belli bir noktada ölçülendirmem gerekiyor. Onu anladım. Buna da 15 milim yarıçap ölçüsü verelim. Yine aynı şekilde buraya da 60 milim düz yarıçap ölçüsü verelim. Sonrasında yine buraya da 36 milim. Yani değerleri yuvarlıyorum arkadaşlar.
yer çapı ölçüsü verelim. Sonrasında ne yapacağım? Bakın burayı aşağı doğru çekmem lazım. Şu şekilde önce akıllı ölçülendirme ile bardağın kulp kısmını biraz daha kalınlığını azaltmamız lazım. Şimdi 19 milim. Biz bunu döndürdüğümüz zaman çapı otomatikman 38 küsür milim olacak. Biz bunu istemiyoruz. Çünkü nasıl diyeyim, bardağın kulpunun, arkadaşlar siz kulp demeyeyim de artık elimizde kavradığımız noktanın o çapının 3 santimden fazla olduğunu görmemişsinizdir. Yani çap o kadar geniş olmaz. Biz bunu biraz daha düşüreceğiz. 12,5 milim yapalım. Hatta 10 yapalım. Direkt düz 10 milim yapalım. Yani 2 santim çapında olsun. Sonrasında hemen tutuyorum. Şu şekilde aşağı doğru dik bir çizgi çekiyorum. Bu dik çizgiyi kısa tutmamız lazım. 70 milim, hatta 71 milim düz ölçü verelim buna. Sonrasında CTRL ile sol tık ile şu iki çizgiyi birbirine teğetlik ilişkisi veriyorum. Daha sonrasında ne yapacağım? Yine yay komutunu kullanacağım. Şu şekilde. Bakın. Sonra yine teğetlik ilişkisi vereceğim iki çizgi arasında, ama şu şeyi uzun tutmamamız lazım. Bakın. Sonra yine şu şekilde düz bir çizgi çekeceğim. Sonrasında yine aynı şekilde düz çizgiler çekmeye devam edeceğim. Yatay ve dikey. CTRL sol tık ile şurayı teğetlik ilişkisi veriyorum. Sonrasında buraya ölçü verebilirsiniz. 15 milim olsun mesela, bunun yarı çap ölçüsü. CTRL sol tık ile yine buraya da teğetlik ilişkisini kontrol edelim. Bir daha teğetlik ilişkisini verdik. Sonrasında ne yapacağım? Hemen buradan radius çiz komutuna girip önce radius'un yarıçap uzunluğunu küçülteceğim. 1,5 milim yapalım. Sonrasında bu köşeleri seçin arkadaşlar ki çok köşeli bir yapıya sahip olmasın bardak. Sonra ne yapacağım? Arkadaşlar bakın, görmüş olduğunuz gibi bardağın belli bir iç kısmı boşluktan oluşuyor. Yani tabanı sıfıra sıfır yere yapışmıyor. Biz de o eğriselliği vermemiz lazım. Yine buradan 3 nokta yay komutunu kullanarak şuradan bir yay oluşturuyorum. Ve bu yayı şu şekilde şöyle oluşturduktan sonra objeleri buda diyorum. Ve objeleri bu diyorum. Sonrasında CTRL sol tık ile bu yay ve düz çizgiyi teğetlik ilişkisi veriyorum. Teğetlik ilişkisi verdikten sonra şu çizgi ile şu nokta arasındaki mesafe ise 40 milim diyorum ki bunun sebebi şudur arkadaşlar. Bakın burada taban çapı 80 milimmiş. Biz ortadan ikiye bölüp çizmeye başladık. Yani etrafında 360 derece döndüreceğimiz için çap otomatikman 80 milim olacak. Yani biz yarı çapı ölçülendirmiş olduk. Sonrasında ne yapmam lazım? Bunu döndürerek katı oluşturmam lazım. Ama öncelikle şu yayı da bir ölçülendirelim isterseniz. Bunu da 20 milim olarak küçülteyim. Ama şurada bir hata var. CTRL sol tık ile şu iki noktayı seçip hatta şu üç noktayı seçip yataylık ilişkisi vermem lazım ki böyle sabit olsun yere. Sonra ne yapacağız? Hemen unsurlara girip döndürerek katı oluşturmaya tıklayacağım. Eksenimiz buydu. Konturumuz yine şurası. İnce unsur seçeneğini kaldırabilirsiniz şu şekilde. Burada bir hata oluşmuş. Meğersem ondan hemen katılamamış. Bakın şurada şey kaymış biraz. İsterseniz şöyle yapalım. Çizim araçlarına girip buradan objeleri bu deyip şu şekilde bu diyelim. Şuraya da bir radius vermemiz lazım ama radius da veremiyoruz. Şöyle yapalım. Şekilde bir çizgi yay çektim. Sonra burayı yine budadım. Sonra CTRL sol tık ile yine teğetlik ilişkisi verdim. Sonrasında yine burada çizgiyi biraz oynayalım. Çünkü şu ağız kısmını verebilmek adına oynadıktan sonra bardağın ağız çapını belirtelim.
Bardağın ağız çapı 76 milimdi. Yani 76 bölü 2 yarısını çizmemiz lazım burada. Şu şekilde ölçülendirelim tekrardan. Ve konturumuz tamamlandı görmüş olduğunuz gibi. İsterseniz şu kısmı da şu şekilde çizgiyi çekip belirtelim. Döndürürken orayı ayrı çizgi olarak göstersin. Hemen burada döndürerek katı oluşturmaya giriyorum. Daha sonrasında seçili kontürlerden şu kısmı ve şu kısmı bu şekilde katılayacağım. Sonrasında ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın burada şu tabandaki eğrilik kısmını da verdik. Sonrasında şunu yapacağım. Hemen yine ön düzleme bir skeç açacağım. Ama bu sefer parçanın ön düzleme görünümünü tel kafes şeklinde yapacağım. Ki burada iç boşaltma yapabilmek adına yapıyorum bunu. Niçin kabuk komutunu kullanmıyoruz? Arkadaşlar burada kabuk komutunu kullanırsam eğer tamamıyla bu iç boşaltma yapacak ve bardağı delmiş olacağız. Biz bardağı tamamını delmesini istemiyoruz. Sonuçta biz bardağın içine bir şeyler koyacağız ve bunu içeceğiz. O yüzden bunun belli bir kısmının hani boş olması lazım hacimsel olarak. O yüzden belli bir kısmının içini kesmem lazım. Şimdi döndürerek kes komutunu kullanarak bu kısımları keseceğiz. Yine aynı şekilde bir eksen çizgisi çekiyorum. Etrafında kesim işlemi yapacağım. Sonrasında şuradan objeleri ötele komutuna girip şu ve şu çizgiyi seçiyorum. Ardına yine aynı şekilde burayı da seçebilirsiniz. 3,5 milim öteleme yapalım şu şekilde. Öteleme yaptıktan sonra şu şekilde şu orta noktadan şu çizgiyi kesecek şekilde yatay bir çizgi çektim. Sonrasında objeleri buda deyip şu kısmının fazlalığını budadım. Ardından yine aynı şekilde tam orta noktaya şu şekilde yatay bir çizgi daha çektim. Sonrasında yine döndürme ile kes komutunu kullanarak evet'e tıkladık burada. Kontürü kapat otomatikman diye. Kontura bu şekilde bakın içerisini kesecek. Evet dediğim zaman bakın görmüş olduğunuz gibi bardağın içini boşalttım. Bu şekilde tamamını delmemiş olduk böylelikle. Sonrasında ne yapacağım? Parçaya bir görünüm atamam lazım. Sonuçta cam bir bardak çiziyoruz. Bardağı hemen buradan görünümler kısmından glass'a gelip buradan gloss olarak clear glass'ı kullanabilirsiniz. Ya da bardağın herhangi bir renkte olmasını ya da işte bakın burada sırlı cam dediğimiz bakın reflektif clear glass diyor. Yani biraz aynasal bir cam kullanmış oluyoruz burada. Bunlardan da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde reflektif bir cam kullanacağım. Şu şekilde. Bakın parlıyor ve yansıyor. Ve onaylayacağım. Ardından içine sonuçta bu bardağın içinde bir şeylerin de olması lazım. Ne olabilir? Bu bir vişne suyu, süt, su ya da herhangi bir şey olabilir. Onu modelleyeceğiz. Ne yapacağım? Hemen ön düzleme gelip yine bir skeç daha açıyorum. Ardından yine parçanın görünümünü şu şekilde tel kafes biçiminde oluşturuyorum. Ardından yapmam gereken şey şu arkadaşlar. Yine bir eksen çizgisi çekeceğim. Yukarı dik bir şekilde. Ardından bardağın ne kadarının dolu olmasını istiyorsanız ben şu kısma kadar dolu olmasını istiyorum. Şu şekilde. Sonrasında ne yapacağım? Hemen buradan objeleri dönüştüreceğim belli bir kısmını. Şu çizginin dönüşmesini istiyorum. Şuna tıkladım. Hemen objeleri dönüştür dedik. Sonrasında objeleri buda deyip şu belli kısmını buduyorum. Sonra yine aynı şekilde şu çizgiyi de objeleri dönüştür diyerek dönüştüreceğim. Sonuçta aşağı kadar bu bardağın dolu olması lazım. Sonrasında konturu şu şekilde tamamlayabilirsiniz. Tamamladıktan sonra bakın görmüş olduğunuz gibi unsurlardan döndürerek katı oluşturma tekniğine girip burada sonucu birleştir demeyin. Sonuçta sonucu birleştir dediğiniz zaman bardağın cam görünümünü alacak içinde oluşan katı. Biz bunu istemiyoruz. Bu şekilde bakın ön izleme penceresinde hatta şunu şu şekilde alayım. Bakın içini dolduracak hemen. İçini doldurduktan sonra katı gövdelerden hemen şu ikinci kısma gelip buradan görünümlere girip
Buradan body'ye tıklayıp içindeki şeyin farklı bir görünümde olmasını sağlayabilirsiniz. Buradan mesela işte ne vardı ya? İçecekler vardı burada. Lights değil de fabrik, bu da değil. Organik de olması lazım. Aynen, bakın sıvı seçeneğinde süt, kan, kırmızı şarap, beyaz şarap, koyu biraz, işte viski, açık bira gibi seçenekler de var. Buradan mesela süt görünümünü katabilirsiniz. Buradan süt görünümünü oynayabilirsiniz mesela şu şekilde. Kırmızılaştırabilirsiniz. Daha şu şekilde yapalım ki içi biraz daha şey olsun, vişne görünümü gibi olsun. Şu şekilde oluşturduktan sonra bakın görmüş olduğunuz gibi bardağın içine belli bir miktarda da sıvı koymuş olduk. Sonrasında ne yapacağız? İsterseniz parçanın ağırlığına bakabilirsiniz ama biz burada parçalara bir malzeme atamadık. Atamadığımız için de parçanın ağırlığına baktığınız zaman doğru bir kesin bir şey almış olamazsınız. Sonuç almış olamazsınız. O yüzden bakmaya çok gerek duymuyoruz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar, göründüğü üzere. Hatta videoyu bitirmeden şu kısımlarında radüs diyelim. Sonuçta bu içtiğimiz bardaklarda bu kısımlar genelde radüsli olur. 2,5 milim radüs verelim. Çok da geniş bir şey olmasın. Şu şekilde ağzına radüs verdik ki ağzımızı acıtmasın içeceğimizi yudumlarken. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bardağımızı modelledik. Sizlerden ricam, kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Çünkü elimden geldiğince sizler adına içerik üretmeye çalışıyorum. Sizlerin anlayacağı içerikler üretmeye çalışıyorum. Üretirken de haliyle zorlanıyorum. Bu da bir emektir. Lütfen sizlerden ricam, kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Eğer SolidWorks ile ilgilenen arkadaşlarınız varsa da kanalımı tavsiye edebilirsiniz. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler dilerim. Hoşça kalın.